Nokta Tatlar lezzetli yemeklere hoş geldiniz. Bugün sizlerle bayatlamayan tarçınlı cevizli kurabiye yapacağız. Malzemeler 5 kaşık tereyağı, 1 çay bardağı sıvı yağ, 2 adet yumurta, 1 tanesinin beyazını üzeri için ayırın, 1 su bardağı nişasta, 1 paket kabartma tozu, 1 paket vanilya, 3 su bardağı un, 1 su bardağı pudra şekeri. Üzeri için ceviz, tarçın ve yumurta akı. Şimdi yapılışına geçelim. İlk önce geniş bir kasenin içine tereyağını ilave edelim. Üzerine sıvı yağını ilave edelim. 2 adet yumurtayı ilave edelim. 1 adet yumurtanın akını ayıralım. Yumurtayı kırarken ayrı bir kapta kırarsanız yumurtanın kabuklarının içine gitmesini önlemiş olursunuz. Daha sonra içine 1 su bardağı nişastayı ilave edelim. Ardından 1 paket vanilya, 1 paket kabartma tozunu ilave edin. En son olarak 1 su bardağı pudra şekerini ilave edelim ve yoğurmaya başlayalım. Tereyağını ve yumurtaları iyice karışana kadar yoğuralım. Cıvık bir hamur elde edene kadar yoğuralım. Elimizin sıcaklığıyla tereyağı eriyecektir. Siz yine de oda sıcaklığında tereyağı ilave ederseniz yoğurmanız daha kolay olacaktır. Gördüğünüz gibi bu şekilde akışkan, cıvık bir hamur elde edeceksiniz. Hamurunuz iyice karışıp pürüzsüz bir kıvama geldiyse unu ilave edebilirsiniz. Unu ilave ettikten sonra kaseyi çevire çevire yoğurun. Malzemelerin unu iyice içine almasını sağlayın. Hamurunuz kulak memesi yumuşaklığına gelene kadar yoğurun. Bu hamurdan ben iki farklı kurabiye yaptım. Hamuru ikiye böldüm. İki farklı şekilde cevizli kurabiye yaptım. Birini cevizli, diğerini de hem tarçınlı hem cevizli kurabiye olarak yaptım. Bu güzel hamurdan isterseniz siz de değişik kurabiyeler yapabilirsiniz. Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparın. Elinizin sıcaklığıyla hamuru yuvarlayın. Avucunuzun içinde hamuru yuvarlarken elinizin sıcaklığıyla hamur daha pürüzsüz olacaktır. Daha sonra içli köfte oyar gibi iç kısmını incecik oyun. Oyduğunuz kurabiye hamurunun içine cevizli, tarçınlı harçtan koyun. Bir tatlı kaşığı ilave ederseniz kolaylıkla kapanacaktır. Hamurun ağız kısmını kapattıktan sonra tekrar elinizle yuvarlayın. Hafif avucunuzun içinde yatsıltarak tepsiye dizin. Çatalı tarçına batırıp hamurun üzerine şekil verelim. Önce çatalla çizgiler atın, daha sonra hamuru çevirip tekrar çizgiler atın. Bu şekilde hamurunuzun üzerinde kare kafes şekli oluşacaktır. Farklı süslü aparatlarınız varsa bunu da tarçının içine batırdıktan sonra hamurun üzerine şekil verebilirsiniz.
Diğer hamurları da aynı şekilde ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp elimizde yuvarlayalım. Tekrar iç harcını doldurduktan sonra hamurun ağız kısmını elimizle büzüştürelim. Avucumuzun içinde yuvarlayarak pürüzsüz bir kıvama getirelim. Diğer kurabiyelerimize yaptığımız gibi çatalı tarçının içine batırıp çatalla kurabiyelerin üzerine şekil verelim. Bu kurabiyeyi yaptıktan sonra uzun bir müddet saklayabilirsiniz. Ceviz yerine içine fındık, fıstık da kullanabilirsiniz. Diğer kurabiyeleri de aynı şekilde bitene kadar yapmaya devam edelim. İç harcını hazırlarken tarçını 1 çay kaşığı kullanabilirsiniz. 1 su bardağı ceviz kullandım. Kurabiyemizin hamurunda yeterince pudra şekeri kullandık. İç harcına şeker ilavesi yapmadım. Çok şekerli seviyorsanız iç harcına 1 tatlı kaşığı şeker ilave edebilirsiniz. Cevizleri de orta büyüklükte çekin. Biraz dişe gelir şekilde olmasını sağlayın. Kurabiyelerin hepsini elinizle yuvarlayıp tepsiye dizdiyseniz, önceden ısıtılmış 150 derece fırında yaklaşık 20-25 dakika kadar pişirebilirsiniz. Kurabiyeler fırından çıktıktan sonra üzerleri beyaz olarak kalacaktır. Fırından çıkardıktan sonra tepsiyi tezgahın üzerine alalım. Pişen kurabiyeleri servis kasesinin üzerine dizelim. Hepinize afiyet olsun. Bayatlamayan tarçınlı cevizli kurabiyelerimiz hazır. Nokta Tatlar Lezzetli Yemeklere abone olup beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Daha nice güzel tariflerde, farklı tariflerde buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.